Gösteri dünyasında bazıları sinema, bazıları ise müzik ünlüleriydi. Hatta aralarında cesur pozlarıyla tanınan mankenler bile vardı. Ama günün birinde yaşadıkları şahşahlı dünyaya veda ederek manevi dünyaya sığındılar ve kendilerini tamamen dine verdiler. İşte eşi tesettürlü ve maneviyata yönelen ünlüler. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İkbal Gürpınar. Sevilen sunucu İkbal Gürpınar da tesettürü seçen ünlülerden biri. Umre ziyareti sırasında namaz kılarken içinden bir sesin "artık saçını açmamalısın" demesi üzerine örtünmeye karar verdiğini söyleyen sunucu hayatına tesettürlü olarak devam ediyor. Ünlü sunucunun eşi Emre Ermiş'tir. İkbal Gürpınar 4. Ekim 1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Lisesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan İkbal Gürpınar, 1992 yılında Polis Radyosu'nda ilk sunuculuk kariyerine başladı. Onur Şan. Oyunculuk kariyerine de adım atan Onur Şan, 2008 yılından 2012 yılına kadar yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile oyunculuk kariyerinde başarı elde eden Onur Şan, sinema filminde de yer aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alarak dikkatleri üzerine topladı. Beş vakit namaza başlayıp maneviyata yöneldikten sonra ilahiyat bölümü mezunu Büşra Aköz'le hayatını birleştiren türkücü, bar ve gece kulübünde sahne almayı bıraktığını açıkladı. Kerimcan Durmaz. 2015'ten itibaren Periskop'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı. 2017 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının 7. sezonunda jüri üyeliğini yaparak geniş kitlelere sahip oldu. Kısa sürede o kadar çok para kazanmıştır ki bir röportaj esnasında kazandığı paranın hesabını bilmediğini ve bir noktadan artık saymayı bıraktığını esprili bir dille mikrofonlarda dile getirmiştir. Ünlü fenomenin tesettürlü ablası Serap Akbudak'dır. Kenan İmirzalıoğlu. Televizyon ve sinema ekranlarıyla tanışması ise ünlü yönetmen Osman Sınav'ın sayesinde gerçekleşti. Sınav'ın desteğiyle takıldığı Deli Yürek dizisinin seçmelerinde başarılı oldu ve 2002 yılları arasında yayın hayatını sürdüren dizide Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı. Başarılı oyuncu, dizinin devamı olarak gösterilebilecek olan sinema filmi Deli Yürek, Bumerang Cehennem'inde rol alarak sinemaya da atıldı. Birçok projede rol alan ünlü oyuncumuzun Yasemin adında tesettürden hiç çıkmayan bir kız kardeşi var. Yaşar Alptekin. Bir zamanların ünlü oyuncusu Yaşar Alptekin, Show TV ekranlarında yayınlanan ve Alişan ile Çağla Şikel'in sunduğu Her Şey Dahil programına katıldı. Alptekin, Sakıp Sabancı'nın vefat haberiyle her şey değişti dedi. Ölüm var deyip maneviyata yöneldi. Yaşar Alptekin ile yıllar sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay'ı da tesettürlü yaptı. 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi. Selin Demiratar. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaldı. 16 yaşında oyunculuk serüvenine Koçum Benim dizisiyle başladı. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, üniversite hayatını Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamladı. 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü oldu. Adanalı dizisiyle gönüllerde taht kurdu, ünlü oyuncu maneviyata yönelerek ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. 38 yaşında evlenen Selin Demiratar'ın eşi Öven Pik
ve Le Méridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi'dir. Daha önce iki kez evlilik yapan ve bu evliliklerden iki çocuğu olan Mehmet Ali Çebi 48 yaşındadır. Zeynep Tokuş. Zeynep Tokuş 1998 Star TV güzellik yarışmasında birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı filmindeki rolüyle 13 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ünlü dizisi olan Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canlandırmıştır. 2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncumuzun çarşafa girdi. Güzel oyuncumuzun eşi Erdem Yılmaz Türk'tür. Leyla Sayar. Yeşilçam'ın 1960 yıllarına damgasını vuran yıldızlardan Leyla Sayar. Türkiye Güzellik Yarışması'nda ikinciliği kazandı. 1958 yılında sinemaya girdi ve adından çalkantılı yaşamı ile söz ettirdi sinemada dansözlüğe soyunduysa da, daha sonra Yeşilçam'a dönse de işler yaver gitmeyince dine yöneldi, kariyerini bırakıp tesettüre girerek hayatını tamamen şekillendirdi. Ünlü Yeşilçam oyuncumuzun eşi Erdal Kasidecioğlu. Serra Karaçam. Eski TRT spikeri Serra Karaçam da çocuğunu dünyaya getirdikten sonra tesettüre girme kararı alan isimlerden. İmam Hatip mezunu olan Karaçam, tesettüre girmeyi daha önce de düşündüğünü, ancak çocuğunu doğurduktan sonra buna tam anlamıyla karar verebildiğini söylemişti. Serra Karaçam'ın eşi Eyüp Özgüç'tür.